Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet. Elhamdülillah hamd Allah içindir. Ona mahsustu. Ona karşı yapılmalıdır. O Allah ki Rabbil Alemin, alemlerin Rabbidir. Rab terbiye eden demek. Terbiye eden. Bir balığa yüzmeyi öğretmek. Sineye uçmayı öğretmek. Efendim bir kozadan tırtıl çıkartmak. O tırtılı kelebeğe çevirmek. Yeryüzünde bitkileri bitirmek ağaçlar çıkartmak, ağaçların kuru dallarına meyveler takmak, kuşa uçmasını öğretmek, bal arısına bal yapmasını öğretmek, o inekleri, efendim develeri bir süt çeşmesi yapmak, Hepsi Rab isminin bir tecellisidir. Bir örümcek Rab isminin tecellisi sayesinde ağını ör. Eşsiz o böcek, ipek böceği. Cenab-ı Hakk'ın Rab ismine ayna olmak. Allah'ın onu terbiyesi sayesinde fabrikaların yapamadığı ipek gibi yumuşak bir ipeyi örüp bizi elbiseye giydirir. Demek ki mahlukatını beslemek, onları yoktan yaratmak, onları öldürmek, vazifelerini onlara öğretmek, onları halden hale, tavırdan tavıra sokmak, bütün bunlar Rab isminin tecellisidir. Uçan bir kuşa baktığımızda, bir sineğe baktığımızda, tohumun yarılıp, ondan bir çiçeğin çıkmasında, hepsinde Rab ismi gözükür. Hangi eşyaya baksak Cenab-ı Hakk'ın terbiyesini ayna olmuştu. Hayat şartlarını ona Cenab-ı Hak öğretmiştir. İşte bu Rab isminin tecellisidir. Benim gözüm Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi sayesinde sizleri görüyor. Rab ismine mazhar olmuş. Cenab-ı Hak bana konuşmayı öğretmiş. Dilim bakın Rab ismine mazhar olmuş. Şu anda vücudumda benim bilmediğim onlarca cihaz ve organ çalışıyor. Hepsi Rab isminin tecellisiyle vazifesini görüyor. Rabbil alemin alemlerin Rabbi. Alemin kelimesi alem kelimesinin çoğal, çoğuludur. Alem Nişan demek, iz demek, alamet demek, işaret demek. Her bir varlık Cenab-ı Hakk'a işaret ettiğinden, üzerinde Cenab-ı Hakk'ın varlığının birliğinin izi olduğundan, esma ve sıfatların nişanı olduğundan, her bir varlık Cenab-ı Hakk'a delalet ettiğinden, Cenab-ı Hakk'ın varlığının alametlerini taşıdığından her bir varlığa alem denmiş. Ben bir alemim. Sinek bir alem. Ağaç bir alem. Çiçek bir alem. Kuş bir alem. Yıldız bir alem. Alemin bütün alemler yani bütün varlıklar. Her bir varlık alem olduğu gibi ve bütün varlıkların bir araya gelmesi alemin olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın dünya gibi binlerce farklı alemi var. Binlerce farklı melekler alemi, ruhaniler alemi, cinler alemi, berze alemi var da var yani. Misal alemi. Ve Cenab-ı Hak bunların da Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Er-Rahmanir-Rahim. O Rahmandır ve rahimdir Cenab-ı kendisini Rab sıfatıyla tavsif ettikten sonra Rahman ve Rahim sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu beyan buyurmuş. Üstadımız bu adaki Rahman'a rezzak manasındadır. Yani nimet veren manasındadır buyurmuş. Rahim de son derece acıyan ve bağışlayan manasındadır. Bunu buyurmuş. Rahim hakkında bir iki hadis-i şerif işaretledim. Bu isimlerle ahlaklanmak lazım. Tahallagu bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla isimlenin. Sıfatlanın manasında Abdullah İbni Am hazretlerinden İrhamu men fil ard yerhamakum men fil sema Siz yeryüzünde olanlara merhamet edin ki semada olanlar da size merhamet etsin. Üsame İbni Zeyd hazretlerinden İnnemâ yerhamullâh min ibâdihi ruhamâh Allah Teala kullarından ancak merhamet edenlere merhamet eder. Demek ki bir kimsenin kalbinde merhamet yoksa o kişi Allah'ın merhametinden mahrum kalır. Yine başka bir hadis şerif "Men la yaham, la yuham, merhamet etmeyene merhamet edilmez." Evet. Yani acımayana acın Mas, Rahman ve Rahim isimleri. Bizler elhamdülillah Rabbimizin ihsanıyla Cenabı Hakk'ın isimlerini anlattığımız her şey onu anlatıyor eserini hazırlıyoruz. Rahman ve Rahim isimleri yaklaşık 35-40 dakikalık iki tane video ile gücümüz nispetinde anlatıldı. Öyle bir eser varken benim bu arada acizane bu isimle anlatmaya çalışmam yaks olur. İnşallah bu dersten sonra serangah.tv sitemizden Allah'ın isimler Allah'ın isimleri linkinden Rahman ve Rahim isimlerini seyredelim. Maliki yevmiddin Din gününün sahibidir. Din gününün sahibi, alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim. Ve din gününün maliki olan Allah içindir bütün hamdlar. Din gününün maliki. Cenab-ı Hak her şeyin maliki niçin din günüyle malikiyetini tahdit etmiş sınırlamış din ceza demek ceza gününün sahibi yani ahiretin sahibi ya, Cenab-ı Hak dünyanın da sahibi lakin Cenab-ı Hak dünyada sebeplerle iş görüyor. İzzeti ve azameti sebeplerle iş görmesini iktiza ediyor. Ancak ahirette Cenab-ı Hak sebeplerle iş görmeyecek. Sebepleri yaratmadan bizzat kullarıyla kullarına zatıyla muamele edecek. İşte Cenab-ı Hak ahiret gününde hiçbir sebebin olmadığını müsebbibul esbaptan başka hiçbir yaratıcı olmadığını Maliki Yevmiddin ifadesiyle beyan buyurmuş. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın cezası bir sebeple geliyor. Ateş geliyor evimizi yakıyor. Ya da zelzele oluyor evimiz yıkılıyor. Ya da bir araba çarpıyor. Cenab-ı Hakk'ın nimeti yine bir vasıtayla geliyor. Ama ahirette ceza ve nimet vasıta olmaksızın gelecek. Hiçbir sebep yok. Müsebbubul esbab yani sebepleri yaratan Allah'tan başka tasavvuf sahibi malik kimse yok. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Buradaki iyâke ibaresi Arapçada mef'ul. Mef'ulun bih bu. Normalde Arapça cümle kuruluşunda önce fiil, sonra fail, sonra mef'ul gelir. Ama burada kenar na'budu mef'ul öne geçmiş. Fiil, fail sonra gelmiş. Arapçada mef'ulun öne geçmesi hasrı ifade eder. Yani eğer biz na'budu iyyake deseydik mana şu olurdu. Sana ibadet ederiz. Ama iyake na budu dersek o zaman ifadede has olur. Ancak ve ancak yalnız sana ibadet ederiz. Senden başka hiçbir şeye ibadet etmeyiz. İşte bu mana Mef'ul olan iyyakenin takdimiyle yani öne geçmesiyle gelmiş. Ve iyyakenes ta'in ve biz ancak senden yardım dileriz. İbadet ancak Allah'a oluk ve kişi ancak Allah'tan yardım diler. Ancak sana ibadet ederiz. Senden gayrı kimseye secde etmeyiz. Kimseyi mabut bilmeyiz. Ve ancak senden yardım dileriz. Bakın bu da çok önemli. Evet tevessül caizdir. Ehli sünnetiz biz. Bir duaya Allah makbul bir kulunu aracı yapmak, vesile kılmak caizdir. Ancak ve ancak kişi yardım eden olarak Allah'ı bilmeli, nimeti Allah'tan bilmelidir. Al bu çok önemli bakın bu çok önemli. İyâke nestaîn ancak senden yardım dileriz ibaresi çok önemli. İnsan daraldığı zaman insan Yardıma muhtaç olduğu zaman Açıp elini Allah'a yalvarmalı e Bu konu üzerinde bir eser yazılabilir Şu anda bu konu hususunda Maalesef Biz Müslümanların Biraz hastalığı var Yardımı Allah'tan bilmek hususunda Biraz dersimize çalışmalıyız Ben burasını geçiyorum İhdina bizi ulaştı. Nereye? Esraten mustagim. Dost doğru yola ulaştık. Dost doğru yol. Dost doğru yol. Dost doğru yol. Sıraten mustakim hakkında bazı nakiller yapacağım. İbn Abbas Hazretleri ve Cabir İbn Abdullah Hazretleri dost doğru yola şu manayı vermişler gökle yer arasından daha geniş olan İslam. İbn Abbas Hazretleri'nin ikinci görüşü var. Diyor ki dost doğru yoldan murat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve iki büyük halifenin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in yoludur diye bir nakli daha var. İbn-i Hazretleri diyor ki dost doğru yol Kur'an'dır. İmam Ali Hazretleri diyor ki, Es-Sıratun Mustakim, Dost doğru yol, Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı. Daha farklı görüşler de var. Said İbni Cübeyr diyor, Sıratun Mustakim, Dost doğru yol, Cennet yoludur. Diğer bir görüş, sünnet ve cemaat yoludur. Diğer bir görüş Resulullah'ın yoludur. Bütün bu manalar çok güzel. Yalnız ben nasip olursa Bediüzzaman Hazretleri'nin Bediüzzaman Hazretleri'nin sıraten mustakim bu ifadeye bu ibare yaptığı tefsiri nakletmek istiyorum. Uzun bir yer uzun bir yer İşatül İcaz tefsirinde ben özetini toparlamaya çalışacağım. Üstadımız diyor ki şu insanın hayatını devam edebilmesi için Cenab-ı Hak onun vücudunda üç kuvvet yaratmıştır. Bu kuvvetlerden bir tanesi menfaatleri celp etmek. Menfaatleri cezbetmek için kuvve-i şehviye Şehvet duygusu. Şehvet duygusu. Şehvet duygusunun içinde yemek var, içmek var, uyumak var, konuşmak var. Bunların hepsi kuvve-i şehviye. Menfaatleri celp etmek. İkincisi, zararlı şeyleri def etmek için kuvve-i gadabiye. Bir öfke, bir gazap duygusu. Zararlı şeyleri def etmek. Üçüncüsü de, iyi ve kötüyü, faydayı ve zararı birbirinden ayırt etmek için kuvveyi i akli. Üç tane duygu, üç tane kuvvet. Bir, kuvve-i şehviye, iki, kuvve-i gadabiye, üç, kuvve-i akliye. Kuvve-i şehviye faydalı olan şeyleri celbediyor. Kuvve-i gadabiye Zararlı olan şeyleri def ediyor. Kuvveyi akliye de iyi ile kötüyü, fayda ile zararın arasını ayırıyor. Her bir duygunun, her bir kuvvenin üç mertebesi, üç kuvvenin toplamda dokuz mertebesi var. Bunlar tefrit, ifrat ve vasat. Üç mertebe. Şimdi kuvveyi i şehviye kuvveyi şehviye şehvet duygusu. Üstadımız diyor ki Üstadımız diyor ki birinci mertebesi yani tefridi humuttur. Humut. İnsanda bir şehvet duygusu Allah yaratmış. Humut ne helale ne harama karşı onun hiçbir arzusu yok. Bu tefrittir. Tefrit altta kalmak. İfrat helal haram demeden bütün efendim namusları ızları payimal etmek. Bu da ifrat. Peki bunun vasatı ne? Vasat ise iffettir. Helale karşı, helaline karşı şehveti var ama harama karşı yok. Demek ki şehvet duygusunun üç mertebesi var. Bunun ifradı, ifradı, şey işte tefridi humut. Yani ne helale ne harama arzusu yok. İfradı ne helal dinle ne haram. İnsanların böyle değil mi ırzını namusunu payimal ediyor. Bir de bunun işte vasatı var. Vasat. Yani helaline karşı şehveti var ama harama karşı şehveti yok. İkinci duy ve kadabiyeti, de öfke duygusu, gadab duygusu diyelim biz buna. Bunun tefride cebanet, korkaklık. Her şeyden korkuyor. İfradı tehevvür diyor sadımız tehevvür. Maddi manevi hiçbir şeyden korkmaz. Tehevvür. Bütün istibdatlar da bütün tahakkümler tehevvüden gelmişti. Öyle bir cesareti var ki korkulması gereken şeyden de korkmuyor. İşte bu ikinci duygu olan gadab duygusunun ifradı. Bir de vasatı var. Diyor ki dini için canını feda eder ama meşru olman hiçbir şeye karışmaz. Hazreti Ali'ninki gibi. Buna da şecaat deniliyor. Allah yolunda dini için veya Allah'ın o dünyada verdiği bir hakkın muhafazası için yiğit asla geri adım atmaz. Lakin meşru olmayan yolda bir santim adım da atmaz. Bu da şecaat. Demek ki gazap duygusunun altta kalması tefridi korkaklık, ifradı tehevvü, vasatı şecaat. Üçün duygu da akıl duygusu. Bunun da if tefridi, bunun da tefridi gabavet, yani ahmaklık. Hiçbir şeyi anlamıyor. iyi kötüyü bilmiyor. Anlayışı kıtlıyoruz ya. İşte bu gabavet. İfradı cerbeze. Cerbeze. Cerbeze ne? Hakkı batıl, batılı hak gibi gösterebiliyor. Bu kadar yani söz ustası. Peki bunun vasatı ne? Vasatı hikmet. Hakkı hak bile ona intisal eder. Batılı batıl bile batıldan içtinab eder. Dok bakın 9 tane mertebe. 9 tane mertebe. Bir daha zikredelim. 9 mertebe. Kuvve-i tefridi humut tefridi umut ifradı fucuh vasatı iffet kuvve-i gadabiyye tefridi korkaklık ifradı tehevvür vasatı şecaat kuvve-i akliye tefridi gabavet İfradı cerbeze, vasatı hikmet. İş i̇şte üstadımız diyor ki işte şu dokuz mertebenin altısı zulümdür. Üçü adalettir. Sırat-ı mustakimden murat şu üç mertebedir. Sırat-ı mustakimden murat şu üç mertebedir. Yani kuvve şehviye cihetiyle iffet sahibi olmak. Kuvve-i gadabiye cihetiyle şacat sahibi olmak ve kuvve akliye cihetiyle hikmet sahibi olmak. Dersimize burada noktayı koyalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. تقبل منا بهمه الفاتحه